Çok değerli mütevelli heyet üyelerimiz, konuklarımız ve Kadir Has Üniversitesi mensupları, Ulu Önder Atatürk'ü anma törenimize hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sonnan Durukanoğlu Feyzi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli mütevelli heyet üyemiz, sevgili çalışma arkadaşlarım, çok sevgili öğrenciler ve değerli konuklar. Öncelikle sevgili önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılında anmak için toplandığımız bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu anma töreninin sevgili konuşmacısı Mithat Hocam'a da teşekkür ederim. Bugün büyük bir özlem, sevgiyle andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer dünya liderlerinden ve özellikle yaşadığı dönemin liderlerinden ayıran en önemli özelliği nedir diye sorarsanız, bana göre hiç kuşkusuz bir toplumun küllerinden tekrar yeşermesini sağlamaktır. Ve tabii ki asker kökenli olmasına rağmen imparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemini kurgulayıp, böylesi radikal bir geçişi o dönemin lütfen Türkiye koşulları içinde gerçekleştirmesini düşündüğümüzde bence başarıların en büyüğü ve en büyük eseri budur. Değerli konuklar, biliyorum hepimizin kendimize özel bir Atatürk'ü var. Nasıl bir lider ki her bir ülke insanı için bir ideal kahraman figürü olabilmiş. Dünya literatüründe böyle bir örnek var mı gerçekten bilmiyorum. Bunun doğal olarak hak edilmiş bir nedeni var. Cumhuriyetimizi kurarken insanüstü bir çabayla çalışmış, yeri gelmiş savaş meydanlarında çarpışmış, yeri gelmiş toplumun tüm farklı kesimleriyle konuşarak ortak bir akıl bulmaya çalışmış, yeri gelmiş düşünebileceğiniz ve hayal edebileceğiniz en zor coğrafi ve ekonomik koşullar altında mücadelesinden vazgeçmemiş ve devam etmiş. Biz
Onun hikayesinden çok çalışmayı öğrendik. Hayal etmeyi öğrendik. En zor koşullar altında da olsa hayallerimizden vazgeçmemeyi öğrendik. Büyük hayallerin nasıl gerçeklere dönüşebileceğini öğrendik. Ve daha da önemlisi, umudumuzu asla ve asla kaybetmemeyi öğrendik. Ve bu öğretiler öylesi doğal ve gerçekçi öğretiler olmuş ki, her dönem ülke insanımız için ortak değerler oldu bugüne kadar ve inanıyorum ki gelecek nesiller için de ortak değerler olmaya devam edecek. Değerli konuklar, ömrünü ülkemizin yeniden doğuşuna, Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve yerleşmesine adamış sevgili önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün anıları önünde saygıyla eğiliyorum ve her defasında daha da artan sevgi ve minnetle anıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacımız, rektör yardımcımız ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mithat Çelikpala'yı Atatürk Bir Dünya Lideri başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinize günaydın. Bu bir yandan Türk tarihinin unutulmaz dahisini, çağlar üstü olmayı başarmış müstesna bir devlet adamını, yani Büyük Önder Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlamanın hüznünü hep beraber yaşarken, diğer yandan da onun çizdiği çağdaşlık yolundan ilerleyip Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı yeniden tazeleme fırsatı bulduğumuz bir anma konuşması. Dolayısıyla bu konuşmayı bu perspektiften dinlemenizi ve muhtemelen Mustafa Kemal Atatürk'ü de hatırlamamızı bir vesile olması adına dikkatlerinizi çekmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak demek, onun bizlere kazandırdıklarını hamasetten kaçınarak hatırlamak, düşünce ve ilkelerine aklın ışığında sahip çıkmak demektir. Elbette Mustafa Kemal Atatürk fiziki varlığı, onun sözleriyle benim naciz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Veciz sözünü hatırlatır biçimde ayrılışının üzerinden geçen 84 yıla rağmen neden bugün hala özleniyor, saygı ve sevgiyle anılıyor, hakkında gittikçe artan biçimde tekrar ve tekrar konuşuluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar tanıyorsunuz? Tanıyoruz, daha da önemlisi anlayabiliyoruz. Kişiliği, yaptıkları ve yapamadıkları üzerinde ne kadar düşünüyor, bunları ne düzeyde ve objektif bir biçimde değerlendiriyoruz. Bunlar benim de muhtemelen sizlerin de sıklıkla kendimize sorduğumuz sorular. Ben kişisel olarak insanlar ve insanlık için mutluluk kaynağı olacak bir eser bırakan ve bu eserle yaşayabildikleri için ölümsüzleşen insanların gerçek anlamda bir dünya lideri, bir yaşam lideri olabileceklerini düşünürüm. Mustafa Kemal de bizlere ve tüm insanlığa bıraktığı eserle aydınlanmanın, mükemmelliğin, ideal ve örnek olanın değerini temsil eden sembolleşmiş bir dünya lideridir. Mustafa Kemal bu bakış açısıyla güvenilirlik, askeri zaferler, sosyal yapılanma, toplumun doğasını değiştirme, ekonomik başarılar, dürüstlük, ahlaki bakımdan topluma örnek olma, aklın ve bilimin ışığında hareket etme, karizma ve önderlik gibi özelliklere sahip olan bir dünya lideridir. Fakat onu bilinen diğer önemli isimlerden farklı, hatta çoğunlukla üstün kılan başka yönleri de vardır. Birçoklarınız belki biliyorlar, Brown Üniversitesi'nden Amerikalı bir psikiyatr, Profesör Arnold Ludwig, Abdülhamit'ten Stalin'e, Mao'dan Roosevelt'e, De Gaulle'den Nehru'ya, Churchill'den Hitler'e, Mandela'dan Nasır'a kadar ve Arafat'a kadar 120. yüzyılda öne çıkan 119 ülkeden 1941 siyasi lider hakkında 18 yıllık bir araştırma yapmış. Bunun sonucunda 377 kişilik bir liste oluşturmuş. Bu listedeki liderleri siyasi büyüklük ölçeği ya da political greatness scale olarak tanımladığı ülke yaratma ya da kurtarma, savaş kazanma, toprak genişletme, ekonomiyi ilerletme,
orijinal bir ideoloji geliştirme, iktidarda kalma ve ahlaki bir örnek oluşturma gibi yaklaşık olarak 200 farklı kıstas eşliğinde değerlendirmiş ve sonrasında da 1'den 37'ye kadar puanlamış. Ludwig'in elde ettiği sonuçları University of Kentucky Press tarafından 2002'de basılan Dağın Kralı, Siyasi Liderlerin Doğası, King of the Mountain, The Nature of Political Leadership başlıklı bir kitapta yayınladı. Bu çalışma bu alanda yapılmış ilk, en geniş ve en kapsamlı bilimsel çalışma olarak şimdilik önümüzde duruyor. Ludwig'in 37 puan üzerinden yaptığı sıralamada örneğin Roosevelt ve Mao 30'ar puan almışlar. Nehru 25, Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel Castro 23, Lenin 28, Khomeini 23, De Gaulle 27, Tito 25, Suharto 25 ve Kennedy 15 puan almış. Sadece bir lider vizyoner sıfatıyla 31 puanla 20. yüzyılın en büyük lideri unvanına layık görülmüş. Mustafa Kemal Atatürk. Tarafsız bir bilim adamının 18 yıl süren meşakkatli, bağımsız ve özgür bilimsel çalışmaları sonucunda aslında bizlerin çok iyi bildiği bir gerçek tespit ve teyit edilmiş ve dünya kamuoyuna sunulmuş. Bu elbette çok güzel. Bazılarımız bunu görmek istemese de. Ama aşkınlığın, mükemmelliğin, ideallerin, ilke ve değerlerin ne olduğunu ya da olmadığını bilmiyorsak, sorgulayıp öğrenmiyorsak ve böylece kendi anlamımızı yaratamıyorsak, yüksek bedeller ödeyebileceğimiz ya da ödeyeceğimiz ucuz bir yaşam bizi bekliyor demektir. Atatürk'ü tanımak ve anlamak her şeyden önce onu bir insan olarak, dokunulabilir duyguları, hastalıkları, neşe ve üzüntüleriyle bir insan olarak tanımayı ve anlamayı gerektirir. Sizin benim gibi etten, kemikten yapılmış bir insandan söz ediyorum elbette. Sıradan, hatta sıradan yoksul bir çocuktan bir dünya liderine dönüşmeyi başaran örnek bir insandan sizlere söz ediyorum. Büyük bir kısmı Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminin zorluklarıyla boğuşarak mücadele içerisinde geçmiş, 57 yıllık kısa sayılabilecek bir yaşam süresinde aklını, bilimsel yöntemi ve deneyimlerini ön plana çıkartarak kendini daha iyi, daha güzel ve daha doğru olanı aramaya adamış bir örnek bir insandan bahsediyoruz. Bilgisizliğe ve karanlığa karşı aydınlanmanın ışığında kendi varlığını ülkesinin ve milletinin varlığına ve mutluluğuna armağan edebilme yüreklerini ve olgunluğunu gösterebilmiş bir insandan bahsediyoruz. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ve öncülük etmek için yükselmek ve ileriye gitmek ülküsüne sahip, kendini bilen erdemli bir insandan bahsediyoruz. Tüm engellere rağmen çağdaş gerçeklik yolunda yaşamayı tercih etmiş ve bu tercihi uğruna samimiyetle, canla ve başla çalışmış, çabalamış, düşünce ve çabalarını çevresine yayabilme başarısını göstermiş. Sonuçta da bir yıkıntının küllerinden Türkiye Cumhuriyeti gibi muazzam bir eserin doğumunu sağlamayı başarmış bir insandan bahsediyorum. Sorgulamalarıyla değişim ve dönüşümü yaratan, görüşleriyle otoriteyi ve statükoyu rahatsız etmiş, gerektiğinde yalnızlığı göze alabilmiş, hayatını dahi riske edebilmiş, kendisini farkındalık içinde ve özgür biçimde kurmuş, kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başarmış bir insandan bahsediyorum. İlke, değer, davranış ve anlam bütünlüğü içindeki özgür kişiliği sayesinde topluma örnek ve öncü olmuş bir kişi. Atatürk, tarihsel süreç içerisinde sorgulayan, araştıran ve keşfeden, her şeye evrensel gözle bakabilen bir aydın, bir öncü kahraman, bir harekete geçiren, bir motivasyon gücü ve de bir yol haritası olarak kendisini toplumunun şekillendirdiği eser ile de insanlığın karşısına çıkarttı ve bundan sonra da çıkartacak. Benzer düşünenlere de değerlerle dayanışma içerisinde geçmişin mirasını bizlerle paylaşıyor. Güncel olanı yaşıyor ve toplumun geleceğini kurguluyor. Bunu yaparken aklın, deneyimlerin ve elbette kütüphanesinde yer alan ve altı çizilerek okunmuş binlerce kitaptan edinilen bilgilerin ışığında ulusal birliği sağlamak adına statükoya karşı çıkıyor. Ve tam aksine özgün, özgür ve bağımsız bir kültür üreticisine ve sağlayıcısına dönüşüyor. Elbette ki etik tarafsızlık içinde kendine ve topluma karşı akılcı,
ölçülü, uyumlu, dengeli, tutarlı, sorumlu bir insan olarak, bulduğundan daha iyi bir dünya bırakmaya çalışan erdemli bir insan olarak ve bunu başarıyor ve bir dünya liderine dönüşüyor. Dayanışma içerisinde olduğu silah arkadaşları ile milletin bağrından çıkan isimsiz kahramanlar kadar tüm sömürgeler ve doğulu toplumlar ile sonraki nesiller içinde varlık nedeni ve mutluluk kaynağı olan bu eser, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, zaman içinde çeşitli saldırılara uğramış olsa da kendi dinamikleriyle her türlü zorluğu yenebilecek güçte ve iradededir. Yeter ki kendimizi bilelim ve atalet içerisine düşmeyelim. Çağdaş medeniyeti temsil etmek yolunda çalışalım, çalışalım ve yine çalışalım. Tarih yazaranlar başaranları kahraman, başaramayanları ise vatan haini ilan ederler. Mustafa Kemal topluma örnek olan ilke, değer, davranış ve anlam zinciri bütünlüğü içerisinde bir ulusal kahramandır. Bıraktığı eserle ölümsüzlük tacını takan Mustafa Kemal bakın ne diyor. Beni görmek, tanımak, anlamak demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Kısacası kendimi tekrarlamak olsa da Mustafa Kemal her şeyden önce bir insan ama her daim aklını kullanmış, ortalama bir bireyin yaşam süresinden daha kısa sayılabilecek bir ömre birçok başarıyı sığdırmış, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da tarihinde kalıcı izler bırakmış bir liderdir. Lider özellikleriyle, yaptıkları ve yapamadıklarıyla hala yaşayan, sürekli canlı olan bir anlayış, bir semboldür Atatürk. Öyle bir sembol ki karanlık, hala fikri, aklı, fikri ve vicdanı hür olarak çağdaşlaşma yolunda yürüyen insanlar üzerinden Mustafa Kemal ile hesaplaşmaya çalışıyor. Atatürk istismarcıları da her zaman her yerde. Eğer bizler bunun bilincindeysek ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini biliyor ve gereğini yapabiliyorsak, bırakalım Atatürk huzur içerisinde, huzur içerisinde yatsın. Onun en büyük eseri, yine onun sözleriyle, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülkü erdem olan Cumhuriyet de ilelebet yaşasın. Saygılarımı sunuyorum. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyor. Kendisini bırakmıyoruz. Sayın Çelikpala'ya teşekkür plaketini takdim etmek üzere Profesör Doktor Sandan Durkanoğlu Feyzi tekrar sahneye davet ediyorum. Şimdi de Kadir Has Üniversitesi Halk Oyunları Kulübü Folkas'ın hazırladığı Zeybek gösterisini izleyeceğiz. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla dinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete bakıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle bizi kutlamanız gönülden dilerim. Ne mutlu olsun diyorlar. Thank you.
Folkast'tan Kerim Ceylan'a çok teşekkür ediyoruz. Toplu fotoğraf çekimi için mütevelli heyet üyelerimizi ve hocalarımızı sahneye davet ediyoruz.